Herkese merhaba arkadaşlar, PES Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Süper bir videoyla seri maçında karşınızdayız. 20'de 20 için sahadayız. YouTube PES Türkiye olarak görüyorsunuz. 67.5 galibiyet oranımız var bu hesabımızda ve 19'da 19 yapmıştık ve bu da 20. maçımız. Makarska diye biri geldi, 48 puanı var. Yani 48 ortalama galibiyet oranı var. İsterseniz gelin bir oyun planını bir kontrol edelim. Neler yapabilir? Bu nedir abi ya? Hakikaten bu nedir ya? Delight'ı alacağız. Barrios'u alacağım buraya. Ndombele'nin yerine de Alaba gelecek. Yani Neymar'ın yerine de Rashford'u alalım hadi. Yapacağımız başka da bir şey yok zaten. Gelişmiş talimatları hemen. Mbappe ve Ronaldo istiyorum kontrol hedefi. Çakılı olarak da Maroni ve Alaba. 3 tane kişi kırmızı geldi. Bakalım neler yapacağız, hadi maça geçelim. Bu kadar kişi bu statta bizim 20'de 20 yapıp yapamayacağımızı tartışıyorlar. Aralarında konuşuyorlar, fark ediyorum ben. Ne olacak bilmiyorum arkadaşlar. Genelde biliyorsunuz maçları canlı istiyorsunuz ama internetimde sıkıntı olduğu için ve canlı yapacağım zaman gündüz oynuyorum. Bakalım neler olacak, internette bir sıkıntı var mı yok mu? Birlikte göreceğiz. Etkili ilk hatamızda gol bulmamızı çok isterdik. Ama olmadı. Arkadaşlar dikkatli oynayıp gol yememeye ilk önce çalışacağız. Nasıl olsa bir tane atarız mantalitesiyle. Yani tam bir İtalyan kafasıyla oynayacağız. Ama adam kafasını gösterecek şimdi bize. Az kaldı. Şimdi verdik pasımızı. Verdik tekrardan. Gidiyoruz. İşte gidiyorum. Gol atmaya. Aldık. Şurada. İçeriye. Çok güzel gördüm. Olmadı. Eyvah. Aldık topu. Süpersiniz çocuklar. Orta sahada çok etkiliyiz. Pasımızı da verdik. 2'ye 1'ini yapacak. Şimdi Mbappe. Kylian. 1-0. 7. dakika. Kara Mbappe'sini gösterdi rakibe. 1-0 oldu arkadaşlar. Bakalım gerçekten de etkili bir oyun oynayabilecek miyiz? Aldık tekrardan. Şurada bir pas. Oradan Ronaldo'ya. Ronaldo gole gidiyor. Ronaldo 2-0. Dakika 8. 8'i 9'u bağlayan dakikada rakibin bir yerlerini bağladık. 2-0 oldu. Süper bir başlangıç. Biziz'e karşı, artık o nasıl okunuyor bilmiyorum ama şimdi sakin. Sakin. Sen onu geçirmemen gerekiyor. Onu geçirmemen lazım. Bu arada hakem foul verir mi diye bir baktım. Aldık topu Maroni. Çok güzel paslaşmalar. İlmik ilmik dokuyoruz be. Dokuyoruz, dokuyoruz. Attık pası. Hop. Aldık. Şimdi Alaba. Alaba pasını verdi. Al. Süpersin. Verdik. Ara pas. Geçmedi Vieira. Sen efsanesin. İçinden bile atsan geçirmen lazım adamın. Aldık yine. Şurada boşluk. Aha. Şansa bak. Bizde kaldı. Şimdi Ronaldo. Ronaldo. Öncesinde foul. Öncesinde foul. Rif. Hey Rif. Rif. Duymadı bizi ya karaktersiz. Duysa ben foul alacaktım ondan arkadaşlar ama duymadı bizi. Eyvah. Ronaldo indirdi. Gareth Bale'e. Gareth Bale'e aldık. Süpersin. Ortada bir boşluk. Çok iyi gördüm. Allah be. Allah be. Tekrardan Mbappe sürtündü. İnceden bir forçuluk ama yine bir 2-0 olunca bir şımardık bence. Biraz toparlanmamız lazım. Aha bomboş. Patrico Vieira. Ya çok kararsız kaldım kime atacağıma ya. Anasını satayım. Karışır. Bak şimdi karışır. Alırım. Nasıl alamadım ben onu ya. Adam da alamayacağımı beklemedi. Ondan pas hatası yaptı şimdi. Ah be Mbappe. İkidir sıyrılamıyorsun adamından ya. Nasıl iştir bu? Basın. Aldık topu. Şimdi Mbappe. Ortada. Verdik de pasımızı. Ronaldo. Ah dönecektim öbür tarafa arkadaşlar ama izin vermedi. Aldık. Rakip hücumda çok böyle nasıl diyeyim, fark edilisi ve kolay, hani anlatamayacağım galiba ama yani nereye atacağını çok rahat kestirebiliyorum. Böyle oyuncuysanız biraz daha üzerine koymanız gerekiyor. Çünkü nereye atacağınızı rakip sizin rahatlıkla farkına varıyorsa defansta bir sıkıntı yaşamadan maçı bitirebiliyor. Bilginiz olsun. Etkili gelecek. Bakın tekrardan önüne yuvarlayacak. Yani bunların hepsi çok rahatlıkla fark edilisi şeyler oluyor.
Rakip yani hücum anlamında sıfır arkadaş. Hiçbir şey yapamıyor. Hiçbir şey yani. Bakın görüyor musunuz? Abi biraz daha böyle şaşırtması lazım beni. Yani attık pasımızı. Bir pas daha. Kylian Mbappe. Kylian Mbappe. Kylian Mbappe. Kylian Mbappe. İşte bu. İşte bu. İşte bu 3-0 oldu. Mbappe orada arkadaşlar menemen yapacaklardı. 2 kilo domates için pazara gönderdi rakibini. 3-0. Dikkat bakın abi çok çok böyle ilk gördüğü adama pas veriyor. O gördüğü adamı zaten ben de görüyorum yani. Hani beni şaşırtması lazım. Ne bileyim yani. O şaşırtmayla ilgili de bir arkadaşlar karikatür var, o aklıma geldi. Şimdi burada paylaşamayacağım. Biraz ayıp çünkü. Aha. Vallahi atıyor daha. Hoca. Vur gitsin ya. Vur anasını sattığımının topuna. İlk yarı 3-0. 20'de 20 maçındayız. Kaleye şut çekemedi görüyorsunuz. Sebebi şu. Çok anlaşılır şekilde pas veriyor. Yani oradaki adam boşsa ona veriyor. Oradaki adam o değil. Yani o boş adamı zaten kapatacağım ben. Farklı bir şeyler yap. Ya ona atar gibi yapıp yapma, yanındakine ver falan filan Inter Milan. Arkadaşlar ikinci yarı için dikkat etmemiz gerekiyor. Rakip bütün oyuncularına çaktırmadan soyunma odasında Red Bull içirmiş. Şu anda kanatlı bir şekilde sahadalar. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. Aldık topu. Şimdi benim oyuncularıma söyledim hırslı olmaları için. İnşallah beni dinleyecekler. Şurada çok büyük bir boşluk var ama yani Alaba tam bir gerizekalısın gerçekten. İndirdik. Kal işte al 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 onu. Eyvah. Aldık. Verdik. Şimdi ekonomiye can verme zamanı arkadaşlar. Şimdi ekonomiye can verme zamanı. Şimdi ekonomiye can verme zamanı. Kylian Mbappe. Kylian Mbappe. Atamazsın diye kontrol ettim bak. Yani gelişini anında şut özelliği olmasına rağmen atamaz diye topu kontrol ettim. Öyle vurdum arkadaşlar. Her zaman söylediğim gibi gol atma taktiklerinde söylemiştim sizlere. Eğer ki kontrol etme fırsatınız varsa topu kontrol edip öyle vurun. Çünkü oyunda gelişine şut, pas bilmem ne bunlar geçmiyor arkadaşlar. Aha şansa bak. Ayakkabısının alt delik çıktı. Aldık. Verdik. Şimdi verdik. Ama sonuncuyu veremedik. O son verişi yapmayacaktık arkadaşlar. Aldık tekrardan. Şimdi sakiniz. Verdik pusumuzu. Harikasın. Harikasın. Şimdi ah bacağım hoca. Rif. Aldık tekrardan. Nefes mi aldırmıyoruz, bana mı öyle geliyor? Karışır. Evet 60. dakikada oyuncu değişiklikleri yapabiliriz arkadaşlar. Etkili. Geliyor. Verdik pasımızı. Şimdi bir pas. Ronaldo eğer offside yoksa gol olur. Rashford. Bu tarz durumlarda adamın üzerine doğru sürmeniz gerekiyor. Fark ettiniz mi yaptığımı? Defans oyuncusunun önüne doğru geçtim ki. Ya beni düşürüp kırmızı kart görecek ya da oradan sıyrılacağım. Beyin bedava. Arkadaşlar 5-0 oldu. Bak çok iyi kaçtı ama oraya vereceği belli. Bakın ondan sonra buraya vereceği belli. Yani çok... Niye bu bana dert oldu peki bu kadar? Onu anlamadım ben. Ya adam öyle oynuyorsa öyle oynasın anasını satayım. Aubameyang'ı alacağım oyuna. Abu'yla bir şeyler yapmaya çalışacağız kardeşlerim. Bakalım offside taktiği yapıyor mu? Yapmıyor. O zaman şöyle Ronaldo'ya doğru. Ronaldo'ya derken Abu aldı. Şimdi sakin. Aldık topu. Güzel pas. Harikasın. Ha yanındaki adama pas vermemek kaçıncı seviye oluyor ya? Yani kaçıncı, bakın ortaya atacak Gerrit Bey'le, köşeye atacak. Bakın tekrardan aşağı atacak hemen. Bakın görüyor musunuz? Yani abi bu kadar şey olmaması lazım. Yani anlaşılır olmaması lazım. At be. At be gülüm. At be gülüm. At yavrum. İndirdik. Eğer düzgün gelse vururdum arkadaşlar. Vallahi vururdum. Şurada bir boşluk ama. Hoca? Aldık. Verdik. Mbappe adama sürtünmeyeceksin kardeşim. Sen futbolcusun. İndir. Kaldır. Ver. Arkadaşlar olmadı ya. Hakikaten. Bakın yine kaçan adama verecek. Bakın. Ya çok belli.
Ben niye bu kadar taktım bugün bunu ama? Arkadaşlar ileride ciddi anlamda rakibin tahmin edemeyeceği şeyleri yapmanız gerekiyor. Yoksa skor böyle oluyor işte. Ortada bir boşluk. Şimdi verdik. Ahanda. Geçmedi. Baladote adamında kaldı. Hadi iyisin. Şimdi verdik. O nasıl bir pastı ya? Kaleci çıktı. Aldık topu. Köşe takımı bir tık ileri alıyorum arkadaşlar. Toplar geçmemeye başladı. Ortada bir boşluk. Adam kontrol edip bize verdi ya. Bu ne ya Viera, gerizekalı mısın sen? Ayağıma dolanıyorsun ya. Aptal. 1200 lira para verdik sana. İndirdik. Süper. Süper. Gel yine. Arkadaşlar. Maç mı yapıyoruz? Şiir mi yazıyoruz belli değil ya. Evet, bütün adamlar kaçtı. Verdik. Farkındaysanız son 15-20 dakikalık dönemde sıfırız. Hiçbir şey oynamadık yani. Neler olduğu hakkında da hiçbir fikrim yok. Biri lütfen yorumlara yazarsa çok sevinirim. Şu an ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Yani attık. Gel çarpışalım. Anasını avradını şimdi. Yedi ceddine söveceğim ya. Mal mıdır nedir abi bunlar? Vallahi bak çok kayacağım. Bunlar... Ya böyle bir adam alıyorum. Rakip değil, benim adamlarım bana pres yapıyor ya. Var mı böyle bir şey? Bak. Üçgene bastım. Nereye pas veriyor? Aman. Abo. Ya farkındasınız değil mi? Ya topu alacağım, diğer adamları pres yapıyor bana. Yani bir anda hani 11-11 oynarken 15'e 7 falan. Yok, matematiğim yetmedi ona ama yani 3-4 kişi sanki rakibe geçti gibi oldu ya. Olacak iş değil arkadaşlar. Alırsak büyük tehlike. Alırsak büyük tehlike. Bu ileri mi aldı full takım ya? Orada Ronaldo. Ah oh, bacağım. Arkadaşlar 20'de 20 maçında. Ah, kulaklığa vurdum. 6-0 biziziyi. Büzü oldu yani. Güzel bir maçtı. Keyifli maçtı. Ben beğendim ama internet hala bir tık yavaş gibi. Zaten 7 tane şut çektiğim. Ya şöyle söyleyeyim. Yani ben her zaman mütevazı olduğumu biliyorsunuz. 7 şut falan çektiğim maçlar, 3-4 şut çektiğim maçlar genelde bağlantı kötü olduğunda oluyor. 14.031 puandayız şu anda kardeşlerim. Ve 14.031, Allah söyletti. 1431, matematiğin ne kadar kötü olduğunu anlayın. 1431 puanla ve 20'de 20 yaptık arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Ben konuşamamaya başladığıma göre videoyu kapatma zamanımız gelmiş demektir. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.